Eksi açıklanacak bugün itibariyle. Hemen telefonumuza döneceğiz. Volkan Kuyucuk karşımıza, ALB Menkul Değerler Altın Petrol Emtia Uzmanı. Volkan Kuyucuk, günaydın. Günaydın Zeliha Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Hemen tabii genel itibariyle bu haftada neler bekleniyor? Dolar tarafında, petrol ve altın tarafında beklentiler nasıl? Yelen'in konuşması öncesi. Bu hafta baktığımızda aslında evet, ekonomik takvimde önemli detaylar var ki bunlardan birisi Sayın Yellen'in konuşması. Diğer taraftan Cuma günü özellikle Avrupa'ya yönelik beklentiler ön plana çıkacak. Avrupa'nın büyüme rakamlarını öğreneceğiz. Şu an itibariyle biz geçtiğimiz haftayı özellikle son tarım dışı istihdam rakamlarından sonra yeni haftaya açılışı merakla bekliyoruz. Burada altın fiyatlarında baktığımızda özellikle 1170 dolar seviyesindeki dirençte bir miktar takılma görüyoruz ki bu burada 1150-1170 bandı arasında altının bir dinlenme hareketinden sonra 1170 direncinin üzerinde hareket edilmesiyle birlikte yeniden yükselişine kaldığı yerden devam edebileceği gibi 1190 ons seviyelerine kadar yükselişin devamını şu aşamada bekleyebiliriz. Peki bu hafta sanayi üretim verisi de açıklanacak. Türkiye'nin ihracat rakamlarına baktığımızda bölgede yaşanan gelişmeler dolayısıyla ihracatta keskin bir düşüş yaşadık. Ancak İngiltere Büyükelçisi'nin bir röportajında söylediği, İngiltere bir numaralı Türkiye'nin ticari partneri olmak istiyor diyor. Bu tarz haberler biraz daha umutlandırıyor bizleri ama Türkiye açısından bu sene itibariyle Ocak ayını nasıl geçirdik diyebiliriz finansal piyasalar açısından Volkan Kuyucuk. Çünkü küresel büyümeye yönelik endişeler devam ediyor ve en büyük kabus küresel resesyon olduğu da ifade ediliyor uzmanlar tarafından. Ne aktaracaksınız? Evet, yani biz 2016 yılına başlarken Çin finansal piyasalarında yaşayan depremle birlikte 2016 yılına başladık. Tabii ki küresel anlamda büyümenin gerilemesi ve en azından aşağı yönlü revizyonların gelmesi bu bağlamda birazcık daha global anlamdaki endişeleri ön plana çıkartıyor. Fakat Türkiye'nin özellikle bu bağlamda birazcık daha pozitif tarafta kaldığını görebiliyoruz ki bunu dolar TL fiyatlarından da anlayabiliyoruz. Diğer taraftan özellikle petrol fiyatlarındaki düşüşün cari açık üzerine yarattığı olumlu etkiyi şu anda henüz göremedik ama ilerleyen günlerde tabii petrol fiyatlarındaki düşüşün cari açık üzerindeki pozitif etkilerini de görmeye devam edeceğiz gibi görünüyor. Böyle bir durumda biz şu an itibariyle bakıldığında dolar TL'de kritik eşik kabul ettiğimiz 3 liranın altındayız ve 2.90 seviyelerine kadar dolar TL'nin gerilediğini gördük. Bu hafta içinde global piyasalarda herhangi bir bozulma olmazsa muhtemelen dolar TL tarafında 2.94 seviyelerine kadar olası yükselişler şu anda tepki olarak kalacaktır. 2.90 seviyesinin altındaki dolar fiyatında 2.85-2.88 bandına kadar gerileme ihtimalini şu anda masada tutabiliriz. Volkan Kuyucuk, teşekkür ederiz aktardıklarınız için.